Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kapatma davasıyla karşı karşıya ve gerekçe de şu: kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek. Dernekten bir yazılı açıklama yapıldı, onu iletelim. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyor deniliyor bu yazılı açıklamada. Platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, davanın İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine savcılık makamı tarafından açıldığını söyledi. Kanuna ve ahlaka aykırı olduğumuza kanaat getirmişler ama biz pes etmeyiz. Dün de buradaydık, yarın da burada olacağız diyor. Dediğimiz gibi bir kez daha söyleyelim. Platformun genel sekreterinin açıklamasıydı. Davanın İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine savcılık makamı tarafından açıldığını söylüyor. Neden böyle bir acaba şikayette bulunulmuş? Orada özellikle hukuka ve ahlaka aykırı olan ne tespit edilmiş de böyle bir şey yapılmış? Ya da başka bir sebebi mi var acaba bu kapatma davasına ilişkin, buna ilişkin, bu şikayete ilişkin başka bir motivasyon mu var? Ne rahatsız etmiştir diye buna bir bakacağız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği diyor ki bu hukuksuz bir davadır açılması halinde ve kapatılamaz, böyle bir davayla, böyle hukuksuz davalarla kapatamazsınız. Şimdi 12 yıl önce Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yola çıktığını hatırlatalım. Şimdi ve bu aynı zamanda şöyle, hani bir zihniyeti değiştirmek adına, bir dili değiştirmek adına, medyadaki, basındaki dil, bu haberlerin verilişi, şiddet haberlerinin verilişi dahil o kadar çok aslında misyon yüklendiler ve bu 12 yıl içerisinde de çok yol kat ettirdiler aynı zamanda. Kadınlara da erkeklere de basında, medyada kullanılan dil açısından, bu haberlerin veriliş konusu açısından, veriliş şekli tartışılması açısından da çok da yol yürüttüler topluma. Onu da söylemek lazım. Ve kadınların bir arada dedikleri şeydi: asla yalnız yürümeyeceksin. Rahatsız eden biraz da bu ifade mi acaba? Yani kadınların bir arada olması, bunun bir güç oluşturması, örgütlü bir anlamda kendi haklarına sahip çıkıyor olmaları ve toplumun haklarına sahip çıkıyor olmaları ve bu uğurda da birbirlerini yalnız bırakmayacak olmaları, bütün bunlar aynı zamanda dediğimiz gibi rahatsızlığın sebepleri bunlar mıdır diye de sordurtan bir gelişme. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlamasıyla fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz demektedirler efendim. Buradaki pek çok şikayet dilekçeleri olduğu ifade ediliyor dernekle ilgili. Mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş, söz konusu dilekçeler derneğimizin kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor denilmiş. Ve şöyle diyorlar son olarak da: kadınlar susturulamaz, kadınların mücadelesi durdurulamaz.